Selamlar arkadaşlar. Ne yapıyoruz? En son ne yaptık onu da söyleyelim. En son dolarların bir kısmıyla PayPal aldık. TMF ve PayPal'la pozisyonları devam ettireceğiz. 1.6'ya ulaştı yabancı fon ve hisselerimiz. Dolar artı KKM'den biraz çıkış yaptık. Diğerlerinde değişim yok arkadaşlar. Diğerleri aynı şekilde hisseler falan duruyor. Hisseler duruyor elimizde. Burada bir tane yeni sepet oluşturduk. Bakın daha hisse eklemedik buraya. Daha yani sepetimizi oluşturduk. Hisse eklemedik. Önümüzdeki süreçte eklemek için bekleteceğiz. Şimdi şöyle bakalım sepetimize. Sepetimizde tabii anlamsızlaştı sepet arkadaşlar. Niye anlamsızlaştı? Çünkü ben hiç para yatırmadım. Üzerine 76 bin lira para çekmişim. Ama halen içeride 129 bin lira para var. Yani bunu çekersem şuraya geliyor potansiyel anlamda. 205 bini çekmem gerekiyor. O da eksi 205 bin olması gerekiyor. Zaten ben burada bunlar kar olduğu için hepsi anlamsız oluyor. Bu negatif olunca bu da negatif oluyor. Aslında bu negatif değil. Tabii bunu çözebiliriz matematiksel olarak da uğraşmak istemiyorum arkadaşlar. Yani ben buradan paraları çektiğim için nette yatırdığım tutarları çektiğim için yani ben burada bu sisteme soktuğum paranın hepsini geri çektim. Ve oradan daha 76 bin lira çektim. Daha da 129 bin lira çekesim var. Yani şu hisseleri satarsan daha da 129 bin lira alabilirsin diyor. Bu tabii ki bu kalan hisseler eşimindi. Benim hiç hissem yoktu arkadaşlar. Bakın burada hisse oranımızı çok çok azaltmıştık. Onun da eşimin hisseleri kalmıştı. Ben böyle bir riski almak istememiştim ve gerçekten de riskmiş. Yani bugüne geldiğimizde risk olduğunu görüyoruz. Bakın burada bunlar bizi yanıltmadı. Pozisyonlarımızı kapatmıştık. Tümüyle borsadan çıktım demiştik. Dolar bazında 6 ayda %12 getiri iyi demiştik. Yani dolar bazında getiri bize iyi. Çünkü onun hemen arifesinde dolar bazında zaten biz dolardan para kazandık. Yani dolar bazında yine kazandık. Ve şu an yine ekstra dolar bazındaki getiri iyi demiştik. Yani bazı zamanlarda mesela bu 6 ayda %12 iyi getiri olabilir. Ama bir 6 ay gelir o zaman %12 dolar bazında iyi getiri olmayabilir arkadaşlar. Mesela geçen yıl dolar bazında %100 kazanırken o zaman %12 getiri sağladım deseydim o zaman iyi olmazdı. Yani biz orada dolar bazında %100 kazanırken ondan sonra onları o hisseleri satıp dolara geçtikten sonra bir de dolarda da kazandık. Yani bu sefer TL bazında kazandık. Dolar 18'lerden 26'lara gidince yani ilk önce yazın dolar bazında kazanıyoruz. Hisseler yükseliyordu. Dolar yükselmiyordu. Sonra kışın dolara geçerekten bu sefer Mayıs'a kadar dolar TL yükseldi. Bu sefer hisseler düştü. Bu sefer TL bazında kazandık. Bazen dolar baz, bazen TL bazında oluyor. Yani şu rakam %12 sizi yanıltmasın. Evet, şimdi borsaya bakalım. TMF'de pozisyonlarımız var. Yine eksi kapatmış. Aslında bir pozitif bir negatif oldu. Çok saçma sapan oldu bugün. Martı demişim ya. PayPal'a giriş yaptık. 51'lerden arkadaşlar. 51'li rakamlardan PayPal'a giriş yaptık. Zaten burada dipte gözüküyor. Bilanço açıklayacak. Bilançosu da şöyle göstereyim size. Bilançosu da zaten şöyle otomatik yaptığımız zaman bu hemen iyi hemen kötü olmuyor. Bakın bir düşmeye başlayınca sürekli düşüyor. Bakın yükselmeye başlayınca sürekli yükseliyor. Bunlar böyledir arkadaşlar. Bakın burada düşmüş sonra yükselmeye başlamış. Bunun daha iyi olacağını düşünüyor. Nihayetinde satışlarını arttırıyor. Favökü'de falan iyi olur daha iyi olacağını düşünüyor. Yani daha kötü olmayacaktır diye umuyorum. Onun için arkadaşlar 5 yıllıktan da bakarsak
Şu an 5.3 ise altının üzerine atmasını bekliyorum. Zaten fiyatlandı bu. Niye fiyatlandı? Böyle düşüşler fiyatlandı. Bundan sonra artık çok düşmez diye düşünüyorum. Ancak burası Amerika belli olmaz. Bakın 312'den 50-51'e düşmüş. Düşebiliyor. Önemli olan bizim burada yatırım mantığını anlamanız arkadaşlar. Buradaki yatırım mantığı hem tekniğe dayanıyor hem temele dayanıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani teknik olarak konuşursak bakın burada bir aşırı satım gözüküyor. Temel olarak konuşursak şurada bakın burada şeylerinin ROA'sının arttığı gözüküyor. ROA artıyorken bir noktada fiyat da hisse fiyata bunu fiyatı da buna eşlik edecek. Yani şu an hisse fiyatı eşlik etmiyor. Aşırı satımda bundan sonra döneceğini düşünerekten PayPal'a yatırım yaptık arkadaşlar. Burada PayPal'ın yanında Baba vardı, Ali Baba vardı. Tabii ki bu ikisi de uygundu. Bu da iyi aslında. Evet ama biz PayPal'ı tercih ettik. İkisinden biri olacaktı. 3000 dolar kadar koyduk. Bakalım ne yapacak. Evet bizim borsaya bakalım. Trabzon Liman iyi bilanço açıkladı demiştik. Bugün tepkisini vermiş. Çok iyi alıcılığı. Tofaş normal arkadaşlar yani bu hareketler. Bakın birici yatırım, birici yatırım diyorduk. Yani boşuna demiyoruz. Bakın halen sağlam kalıyor. İhlas ev aletleri nasıl sağlam kaldı, nasıl tavan yaptı. Görün bakın. Yani bizim sistemimizde ucuz gözükenler mesela CEMTS tutunamadı. İlk önce başladı harekete sonra tutunamadı. Yani bunların tutunamaması normal arkadaşlar. Çünkü hemen hemen bütün hisseler aynı şeyi, kaderi yaşıyor. Yani biz size ne diyoruz? Borsa düşerken hepsi düşer. Yani hisseniz iyi olsa da düşer. 600 hisseden belki 15 tanesi düşmez ama 600'de 15 şanslan kim hisse seçim yapar? 600'de 15 şansla hisse seçim yapıyorsanız yandınız demek. Onun için borsa düşüyorsa sizin hissenizin de düşmesi normaldir. Bakın borsa eksi 2,5 yapmış. Hisseler eksi 5 yapıyorsa bir sorun yok arkadaşlar. Bakalım borsaya. Bakın burada bir tepki vermiş buradan aslında. Bakın şurada bir tutunma yeri var. Tutunmuş bunu. Aslında bu tutunma yerini kırarsa arkadaşlar bakın burada bir tutunma yeri var. Bu tutunma yerini kırarsa bakın burada kıramamış. Onu kırarsa o zaman işler kötüleşir. Bakın burada bir tutunma yeri var artık. Yani artık bu tarafa doğru bir tutunma yeri buralarda kalıyor. Şurada var. Buralarda öyle bir şey yok. Geriye gel anam, geriye gel olur ondan sonra. Zaten biz size ne dedik arkadaşlar? Borsanın gidişatı hakkında trendin kırıldığını söylemiştik. Trend kırıldı demiştik. Trend kırıldı. Hangi tarihte de söyledik bunu? Trendin kırıldığını. Şurada söylemiştik bakın. Trend hiçbir zaman aşağı dönmeden önce bunu biz size söylemiştik. Bunun böyle olacağını tahmin ediyorduk. Ne diyorduk? İlk önce bu trend kırıldı. Bundan sonra düşüş yapar. Sonra yükselir. Sonra düşüş yapar. Sonra yükselir demiştik. Yani bu bir önceki tepe bir sonraki tepeden daha yüksekteyse bu trend kırıldı anlamına geliyor artık. Yavaş yavaş geliyor. Yani şu an artık belirginleşiyor trend. Yani burada belirgin değildi. Şu an belirginleşiyor. Nasıl anlıyoruz? İşte bakın burada bir tepe var. Bu tepeden daha altta kalıyor. Bu tepe bu tepeden daha altta kalıyor. Bakın altta bir tepe. Daha altta bir tepe. Eğer bu da tepe ise daha alttaysa yani bundan sonra yarın yukarı gitmezse bu da bir tepe o hükmünde geçecek. Yani daha alta doğru hızlıca devam edecek. Ancak buradan bir tepki verirse belki şuralarda bir daha bir tepe oluşacak. Bilemeyiz. Onun için arkadaşlar burada teknik anlamda da bir şeylerin değiştiği ortaya çıktı. Herkese iyi günler.